Zaten, Amerika'ya gidişte evet. de İngiliz filolojisi okumaya değil mi? Evet ama sonra Beklen girdi tiyatroya. Aslında, o da mühendislik galiba. Evet, madenleri vardı babasının. Amerika'ya satıyorlardı madenleri. Beklen Bey'in Ayla Algan'ın rahmetli eşi olduğu notunu düşüp sohbetimize devam ediyoruz. Ondan sonra o olunca bir fasıl gittik tabii biz Amerika'ya. Şeyi merak ediyorum, siz nerede tanıştınız Beklen Bey'le? Ay bir yılbaşı günü bir kız arkadaşımın. Kocasının arkadaşıydı. Burada yeni gelmiştim okulda. Hiç evlenmeyi düşünmüyordum. Küçük yaşta. Hani sorsan 19 yaş artık okul bitmiş. Öyle olunca o gidiyor olunca babam dedi ki sen de git dedi kocanın yanına. Öyle gittik o tiyatrocu olunca ben de olacağım ayol dedim tiyatrocu. Bir de çok kıskanç bir kadındım ben. Ya. Telefonda konuşamıyordum. Bir gün dedi ki bana... Ya dedi, karışma işime, konuşuyorum işte ama kimle konuşuyorsun bilmek istiyorum ben filan diye. Kıskançlıklar büyük. Ay dedi, belki dedi Afrika'da aslan avına giderim dedi bana. 7 sene sonra benim Afrika konserim çıktı. Ben dışişlerine çalışıyordum o zaman. Kültür Bakanlığı yoktu, Turizm Bakanlığı vardı. Yunus Emre ile başladım, sonra Afrika, Rusya filan. O sırada söylemedim Afrika'ya. Belçika'ya NATO'dan daha büyük şeyip diye bir karargah var. Belçika'ya gideceğimi biliyor. Bana da diyor ki, ay Kürk'ünü de unutma diyor. Belçika soğuk çünkü. Kürk'ünü de unutma Afrika'ya giderken diyor. Sonra dedi ki, yok hakikaten gidiyorum dedi. Ne yapmaya gidiyorsun dedi. Aslan avına dedi. Kapak. 7 yıl ama, sonra. Evet. Ama o da hatırladı. Hatırladım. Biz akrep burçları çok kıskançızdır. Ben de akreplik de yok ama biraz var galiba. Yükselenim muhakkak. Koç. Sonra gene bir gün kıskandım onu. Bakıyorum Starlight Room'da. O zaman tabii şey olduğu için, büyük iş adamların olduğumuz için bu askerlik zamanında tercümanlık yapmıştı Beklen. Mrs. Barclay filan bilmem ne. Tabii ahbaplıklarımız var burada. Gittiğimizde bizi Starlight Room'a davet ettiler yemekte. Baktım Beklen bir de yaşlı karılar. Sen neyi kıskanıyorsun? Manyak karı. Baktım Beklen çıktı dans ediyor. Geldi oturdu. Ne yapıyorsun sen dedi. Burada öyle dedi. Öyle mi dedim? Peki, onun kocasını kaldırdı dansa beni, ben de yetişemiyorum da adama. Öyle. Sonra gelince bana dedi ki, bak dedi, ne yapıyorsun sen dedi, o da kıskanç. Bu masayı atarım da, atar mısın dedim, attım masayı. Şimdi Amerikalıların reaksiyonuna bak, hepsi yaşlı ya. She's lovely. Look at her, she's jealous. She is lovely diye ne anladılar bir sipsi 2 tane kromcu. Sonra tiyatroya geçtik. Biz Niagara Falls'ta oturduk. Evet hani evliyken. Amerika, New York sınırında. Balayına da gitsen gitme. O kışın orası fecat. Ben Eylül'de gittim dondum. Eylül ayı yani dondum. Orada 2 katlı Amerikalılar gibi yaşamaya başladık. Cumartesi günleri çalkıl yapılıyor. İşte komşum geliyor filan bilmem ne. Ay fenalık bastı içimiz. Bizim hayatımız.